Evet, değerli basın mensupları, Ahmet'ten Ankara'ya, İçişleri Bakanlığı'na cevap veriyoruz. Sizin bugün genel merkezimize yönelik saldırınızı gördük. Evet, neler yapabileceğinizi biliyoruz. Bu saldırıyı sakın ola ki hiç kimse tesadüfen öylesine bir iki tane ailenin kendi kararıyla HDP genel merkez önüne gittiğini düşünmesin. Bu saldırı konsepti daha önce çokça düşünülmüş, tartışılmış, planlanmış, organize bir saldırıdır. Biz bunun farkındayız. Ve bu saldırıyı yapmadan önce konuşmalarıyla hangi gün, ne zaman, hangi saatte yapacaklarını da aynı bakanlık ve emrindeki kolluk gücü valiyle birlikte kararlaştırmışlardır. Ama bugün genel merkezimizin önüne iki aileyi, iki kişiyi polisler getirerek eylem yaptırmak istediler. Bu eylemi yapan aileler değil, bu açıklamayı, bu saldırıyı yapan aileler değil, polistir. Polis de emri İçişleri Bakanı'ndan almıştır. İçişleri Bakanı valisine, oradan emniyet müdürüne, oradaki seçilen kolluk görevlilerine vermiştir. Öyle bir polis ki bizim vekilimize hiç rahatsızlık duymadan seni duvara çivilerim demiştir. Ve o polis hala görevde. O polis potansiyel bir katildir. O polis bir dakika bile polislik yapamaz. O polis milyonlarca halkın iradesini ölümle tehdit etmiştir. Bu konuda her şeyden önce o polis bir an önce dört duvar arasına kapatılmalıdır. Çünkü ölümle tehdit etmiştir bizi. Bütün partiye ve partiyi temsil eden vekilimize yönelik bu tehdit öyle sıradan bir tehdit değildir. Ve sonrasında şu ana kadar da hala polis partimizin önünde işkence yapıyor. Gözaltı yapıyor. Avukatlara ters kelepçe uyguluyor. Özgürlükçü Hukukçular Derneği üyesi avukatlar partimize gitmek isterken, dayanışma için gelmek isteyen kurumlar gelirken polis engelliyor. Burada polis polislik yapmıyor. Polisin görevi siyasettekileri korumaktır. Polisin görevi, buradaki polisleri görüyorum. Yüzlerce polis var. Evet, etten duvar örmüşler. Neden? Siyasi parti olarak açıklama yapıyoruz. Görev ne? Burada bir sorun çıkmaması. Ama polis saldırıyor. Polis eylem yapıyor. Tabii ki emri yerine getiriyor diyeceksiniz. Burada dinleyen polisler. Emri yerine getiren polis ölümle tehdit ediyorsa en az emri veren kadar sorumludur. Bunu asla unutmayız. Sineye çekmeyiz. Ölüm tehditlerinizi de, saldırılarınızı da sineye çekecek bir halk ve HDP yok karşınızda. Evet, bu saldırının tabii ki asıl mimarı Cumhur İttifakı'dır. AKP ve MHP genel merkezlerinde seçimi kazanmak için, 2023'te üste çıkmak için ne yapıyorlar? Gece gündüz tartışma programları yaptırıyorlar. Partimize kapatma davası açtılar. Her türlü keyfiyeti ve işkenceyi uyguluyorlar. Birileri de parlamenter demokrasi kuracağız diyor. Hukuk devletini inşa edeceğiz diyor. Hukuk devleti HDP'den başlar. Kürtlerden başlar. Eğer Ahmet'te hukuk devleti yürürlükte değilse Ankara'da yürürlükte olamaz. Biz muhalefetine de iktidarına da sesleniyoruz. Vallahi de billahi de karşınızda gözünü kırpacak bir HDP'li bulamayacaksınız. HDP sizin karşınızda. Öldü ya, öldürdünüz. Bizim arkadaşımızı il binamızda öldürdünüz. Deniz Poyraz'ı tıpkı böyle bir organize saldırıda çeteleriniz katletti. Bir kiralık katil buldunuz. Ve şimdi tek bir kişi yargılanıyor.
Binlerce arkadaşımız cezaevinde. Ama HDP her geçen gün halktan aldığı desteği arttırıyor. Şu anda biz ne yaparsanız yapın, hangi çeteciliği uygularsanız uygulayın, HDP halktır halk. Siz halkı yenemezsiniz. Halktan daha büyük bir güç bu evrende inşa edilmedi. Evet, şu ana kadar Türkiye'nin genelinde dayanışmalar da var, destek açıklamaları da var. Ama bütün toplumsal ve siyasal muhalefete sesleniyorum. Bütün hukuk dışılıklar, bütün çetecilik faaliyetleri önce Kürtlerden sonra da HDP ile başlar. Sıra size geliyor demeyelim. Sıra size gelmeden bütün toplumsal muhalefetin bir arada bu faşizme karşı bir arada karşı durması lazım. Evet, faşizme karşı omuz omuza durarak bu saldırıları boşa çıkarabiliriz. Ve İçişleri Bakanı'na buradan sesleniyorum. Biz sizin neler yapmak istediğinizi biliyoruz. Bizi siyasetten soğutmak, siyasetin dışına itmek, bizi farklı tepkilere yöneltmek istiyorsunuz. Provoke ediyorsunuz. Provokasyon yapıyorsunuz. Ama provokasyona gelecek bir HDP yok. Biz demokratik siyasette de, savaş karşıtlığında da, barış mücadelesinde de en önde yürümeye devam edeceğiz. Gezi'den Diyarbakır'a, Diyarbakır'dan Edirne'ye herkes HDP'ye neler yapıyor? Biz herkesin çocuğunun da babasının da artık ölmemesi için bir mücadele yürütüyoruz ya. Barış mücadelesi yürütüyoruz. Hep söylüyoruz, ne bir askerin, ne bir polisin, ne bir Kürt gencinin artık toprağa düşmesini istemiyoruz. Siz Diyarbakır anneleri adı altında siyasi emellerinize uygun provokasyonlar üretiyorsunuz. Bunu çok söyledim, Diyarbakır'da bir daha söyleyeyim. Diyarbakır'da oturttuğunuz annelerin evlatlarını sınır ötesi operasyonla öldürüyorsunuz. Evet, biri daha toprağa düştü biliyor musunuz? İsmini vermeyeceğim. Anne orada oturuyor, siz savaşla gidip öldürüyorsunuz. Biz ne diyoruz? Gelin bütün evlatları getirelim. Gelin çözüm olsun, diyalog olsun, barış olsun. Bu topraklarda barıştan daha acil bir ihtiyaç yok diyoruz. Artık bir dinize değildir. O genel merkezi sonuna kadar savunacağız. Sonuna kadar HDP'yi de savunacağız ve siz kaybedeceksiniz, biz kazanacağız. HDP halkı, halk burada. HDP halkı, halk burada. HDP halkı, halk burada. Arkadaşlar, 5 dakika temsilen oturma eylemi yapacağız. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. HDP halktır, halk burada. HDP halktır, halk burada. Başkan, ne yapıyorsun? Sağ ol, sağ ol. Arkadaşlar bunları...
Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olasın. Alalım. Şu cümlelerden